Tarihe baktığımızda insanlık tarihi uzun zamandır savaşlarla karşı karşıya. Dünyanın neresinde olursa olsun savaşın insanlığa getirdiği sonuçlar ölüm, ekonomik sıkıntılar ve sürgünler olmuştur. Dünyanın göz önünde sürüp giden bu trajedilerin yıkıcı etkilerinden küçük bir parçasını araştırmak için birileri taşın altına elini sokmalı. Ben Deniz Doğan. Yurdumun tarihinin küçük bir parçasına kulak vermek adına kısa bir yolculuğa çıkıyorum. Amacım, ülkesi için bağımsızlık savaşının önderliğini yapan bir prensi tanıtmak ve savaş sonucunda prensin ülkemizle olan dostluğunu sizlerle paylaşmak. Benimle birlikte bu yolculuğa tanıklık etmeye hazır mısınız? Merhaba sevgili izleyenler, an itibariyle Tekirdağ'dayız. Tekirdağ'dan hepinize sevgiler, selamlar. Arkamda görmüş olduğunuz yer Rakozu Müzesi. Osmanlı ile Macaristan'ın arasındaki dostluğun sembolü olan bu müze neden Tekirdağ'da? Bugün size bunu anlatacağız. Hazırsak hemen başlayalım. Müzeye ilk girdiğimde, turistlerin ziyaret sırasında atalarına bıraktıkları semboller dikkatimi çekti. Rakozu'ya ait eşyalar ve belgeler bu müzede bulunuyor. Senesinde dünyaya gelen 2. Ferenc Rákóczi ailesiyle birlikte Munkaz Kalesi'nde yaşamış. Eğitim öğretimini yurt dışında tamamladıktan sonra da ülkesine geri dönüyor. Ancak ülkesindeki iç karışıklıklardan dolayı ve işgallerden dolayı artık bağımsızlık için adım adım mücadeleye başlıyor. Peki ne yapıyor? Genç yaşında yapmış olduğu ilk hamle dönemin Fransa kralı olan 14. Louis'e İttifaklık için mektup yazıyor. Ama Avusturya casusları Rákóczi'ye iftira attığından dolayı Rákóczi hapise atılıyor. Ölüm cezasına çarptırılan Rákóczi hapisten firar ediyor ve Polonya'ya kaçıyor. Thank you.
Daha sonra 1701 yılında ülkesine geri dönüyor ve bağımsızlık mücadelesini sürdürüyor. 1703 senesinde halk tarafından kendisine Erdel Prensi ünvanı veriliyor. 1703 ve 1708 yılları arasında Macar Bağımsızlık Savaşı'nda maalesef Rákosi ve taraftarları başarısız oluyorlar. Rákosi halkçı bir liderdi. Halkının üstündeki ağır vergileri kaldırmak istemiş, ancak Avusturya işgali sonucunda başarısız olmuş. "Amacım, kısa süre içinde ülkemin tekrar tam huzura kavuşmasını sağlamaktır" sözüyle tarihte yerini almış. 1711 yılında hayatının sürgün yılları başlıyor ve bir süre Polonya'da kaldıktan sonra 1717 senesinde Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Dönemin Osmanlı padişahı olan Sultan 3. Ahmet, Rákosi için Tekirdağ'da ev satın alıyor ve Rákosi hayatının sonuna kadar burada kalıyor. Prensin İstanbul'da suikasta uğramasından endişelenen Sultan 3. Ahmet, Rákosi'yi güvenlik amacıyla Tekirdağ'a yerleştirmiş. Avusturya, Osmanlı'dan Rákosi'yi istediğinde Sultan 3. Ahmet, "Gerekirse 100 bin Osmanlı'yı feda ederim ama yine de size misafirimi vermem" demiş. Rákosi'nin ölümünden sonra Macaristan'da bir müze yapılması düşünülmüş, ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle bu fikir gerçekleşememiş. Bunun üzerine Macaristan hükümeti Tekirdağ'daki bu yapıyı 1932 senesinde Macar bir mimar tarafından restore ettirmiş ve işte böyle gördüğünüz gibi müze haline getirmiş. Rákosi'nin yaşadığı evler birleştirilmiş ve bir konak görünümü halini almış. İşte o tarihlerden günümüze kadar gelen yapılardan bir tanesi de konağın yemekhanesi. Rákosi 8 Nisan'da vefat ettiği için her yıl burada anma töreni gerçekleşiyor. Hatta enteresan bir bilgi olarak Rákosi vefat ettikten sonra onun kalbi bir süre burada bekletiliyor. Ardından vasiyeti üzerine de Paris'te bir yere gömülüyor. Macaristan'ın günümüzde de paralarının üzerinde 2. Ferenc Rákosi'nin resmini kullandığını biliyor muydunuz? İşte biz bu bilgiyi bugün öğrendik. Her ne kadar savaşı kaybedip sürgün dahi edilse, o her zaman halkının gönlünde kahraman olarak kalacaktır. Bu belgeselimizde Türk ve Macar dostluğunun sembolü olan bu müzeyi ve Rákosi hakkındaki bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Hoşçakalın.